3. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size yine çok önemli, güzel bir bilgiyle geldim arkadaşlar. Konumuz saklama kapları. Değişik değişik biliyorsunuz saklama kapları var. Ve bu saklama kaplarıyla ilgili bilgiler vereceğim. Arda merhaba desen de bir tane. Siz görüyorsunuzdur umarım Arda'yı. Arda da burada. Şöyle kaldırayım biraz görmüyorsanız şöyle. Hop bakalım Arda. Evet arkadaşlar. Saklama kaplarıyla ilgili konu bir anda aklıma geldi. Çünkü ben uzun süredir hani sonuçta mutfakta değişik kaplar kullanan bir insan olarak tecrübelerimi aktarmak istedim. Kaç çeşit kap kullanıyorum? Bunlar nedir, ne değildir? İçlerine ne koyuyorum gibi bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İlk önce Tupperware'lerimden başlayalım. Ben bunlarla aslında çok geç tanıştım. Hani birçok insan kullanıyordu. Ama ben hep böyle plastik yerine şöyle cam olsun. Hani cam işte kapağı plastik olabilir ama işte besin plastikle temas etmesin kafasındaydım. Ancak bunlar da çok ağır oluyor biliyorsunuz. Hani günlük kullanımda sürekli ağır bir şey kaldırmak ergonomik olmuyor. Onun için ben de Tupperware dünyasıyla tanıştım ve tanıştıktan sonra da memnunum arkadaşlar. Sağlıklı olduğu söyleniyor zaten. Hani plastik fakat gıdaya uygun bir plastik. Onun için hiçbir sıkıntısı yok deniyor ve ben de artık hani buna inanıyorum ve bu şekilde kullanıyorum. Tupperware'lerden şöyle aldım. Bu küçüklere mesela neler koyuyoruz? Hani bizim çocuklar işte hellim peyniri yiyor daha çok. Onun için mesela hellim peynirini açtığım zaman poşetinden çıktıktan sonra mesela bir kısmını da kesiyorum, kullanıyorum. Geri kalanını bunda saklıyorum arkadaşlar. Her şekilde işte kendi peynirimizi de düşünün. Hani bazen böyle vakumlu paketlerde oluyor. O vakumlu paketini kestikten sonra bir daha böyle vakumlu hani hava almayacak kaplarda bekletmek daha mantıklı oluyor. Onun için peynir türevi şeyleri buraya koyuyorum. Ama mesela yemek yaparken bir şeyin harcı fazla kalır. Atıyorum dolma yapıyorsunuzdur, harcı sonra kullanırım falan diyorsanız da yine böyle saklama kaplarına koyabilirsiniz. Aynı şekilde burada bunun değişik bir formatı var, böyle yuvarlak. Şöyle mesela bir işte yoğurtlu bir salata hazırladınız, içerisine koyup bekletebilirsiniz arkadaşlar. İşte ben de mesela bunda tereyağlarım var. Şu an hatta tereyağlı versiyonu. Şöyle tereyağını koydum. Kap biliyorsunuz ambalajında oluyor. Ambalajından çıkardım. Tereyağını kesip buraya koydum. Pasta falan yaparken de buradan küçük küçük kesip. Ardacığım lütfen. Küçük küçük kesip yapması kolay oluyor. Tupperware'leri bu şekilde anlatım arkadaşlar. Dediğim gibi cam böyle saklama kaplarım var. Camlar da şöyle yine kapanıyor. Tamamen vakumlu değil tabii. Bunlar hava aldığı için bir Tupperware'in şeyi yok. Tupperware koruması yok. Bir de ağır. Yani kullanımı birazcık zor. Bir de böyle alüminyum. Alüminyum mu artık bu bilmiyorum ama İngiliz Home'dan almıştım yine böyle bir saklama kabı. Bu da metal arkadaşlar. Metalin üstünde şöyle bir kapağı var ama bunun kapakları çok bozuldu. Bunlar böyle üçlü satılıyordu. Bunları da bir süre kullandım ama şu an bunları çok sık kullanmıyorum. Hani çok sağlıklı da olmayabilir. Onun için şu an Tupperware'lerimi size göstermiş oldum. Bence kurtarıcı. Tupperware'leri siz de hayatınıza sokabilirsiniz bence. Sağlık konusunda biliyorsunuz ben de hani bayağı hassasım, hani her konuya dikkat ediyorum, işte aman sütümü şuradan alayım, işte yumurtam şuradan gelsin, hani yumurtayı mesela ben arkadaşlar Instagram'dan JD Organik diye bir firmadan alıyorum, siz de JD Organik Instagram sitesinden oradan yumurtanızı hangi şehirde olursanız olun sipariş verebilirsiniz, çünkü firma zaten Adana'da, ben İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'a servisleri var. Siz hangi şehirde yaşıyorsanız eminim oralara da vardır. Onun haricinde sütü Aysun'da sütçüden alıyorum. Onunla ilgili de bir video çekmiştim sizlere. Ondan yoğurt yapıyorum ya da süt konservesi diye bir başlık açmıştım. Onları hallediyorum.
Onun için hani sağlık konusunda diğer bir önem verdiğim konu da saklama kaplarıydı. Çünkü gıdalarımızın hani temas ettiği, içerisinde beklediği ürünler çok önemli arkadaşlar. Hani hangi yani hangi kapta bekliyor, hangi sıcaklıkta bekliyor, işte doğru sıcaklıkta mı onlar işte temas ediyor. Bu konular gerçekten çok önemli. Onun için mümkün mertebe ben böyle sağlığa dikkat ederek ilerlemeye çalışıyorum ve kendi bilgilerimi ve sağlıklı bulduğum şeyleri keşfettiğim, iyi ki bunu almışım ya da iyi ki bunu yapıyorum, çok mutluyum dediğim noktaları onun için sizlerle paylaşıyorum. Ben yine firma isimlerini yazarım. Hani sütü, yumurtayı nereden alıyorum? Saklama kaplarını zaten anlattım burada. Onları siz mesela Tupperware'in sitesine girip şey yapabilirsiniz. Sevdiğiniz ya da kullanacağınız bir modeli seçip, ben bunları seçtim. Siz kafanıza göre bir şey seçebilirsiniz tabii ki. Öyle arkadaşlar, sağlık çok önemli hayatımızda, çünkü kaliteli bir hayat istiyorsak, hayatımızdaki kalitenin artması ve devam etmesini istiyorsak, bunun için yaptığımız her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Attığımız her adım ona uygun olmalı diye düşünüyorum. Onun için bilgileri böyle birlikte paylaşmak, hani bir bilgi transferini sağlamak güzel oluyor. Ben de çok, çünkü bir şeylere karar vereceğim zaman çok fazla video izleyebiliyorum ya da kendim ya da okuma ihtiyacı duyuyorum. Kendimi o alanda geliştirmeye çalışıyorum. O şekilde arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bugünkü içeriğim saklama kaplarıydı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selamlar. Ha, bu arada unutmadan tekrar videoyu beğendiyseniz eğer, rica ediyorum beğenme tuşuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.